hakikat yolu, adalet yolu, belediyecilik anlayışında ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışıyla bu hizmet yoluna çıkmıştı. Gönül hizmeti, memleket aşkı ve hizmet anlayışıyla inşallah hep beraber bu yoldan muvaffak olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Süreç bizim gönül dünyamızda ayrı yer olan ilçemiz. Çünkü Süreç her defasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dik durdu, cesurca durdu. Değerli seyirciler, size çok teşekkür borçluyuz. Çok defa Şanlıurfa'da, meydanlarda, kapalı spor salonlarında sesiniz gür çıktı, Diyarbakır'da da gür çıktı sizin sesiniz. Allah'ın rızasına uygun kullanmak için elinden gelen gayreti gösterdim. Bakmayın şimdi bu klasik bazıları, bu fitne, fesat, dedikodu, gıybet, yalan, iftira buna gayret ediyorlar. Belki gelecekler, önümüzdeki dönemde farklı farklı şeyler çıkacak. Hiç bunlara takılmayın bakalım. Allah-u Teala her şeyi biliyor. Kiramen Katib'in hepsini yazdı. Kitabımız hazır. Şu anda hak vaki olsa bizim kitabımızın nereden verileceğini Allah-u Teala biliyor. İstedikleri kadar konuşsunlar, iftira atsınlar, yalan söylesinler, gıybet yapsınlar, milletin kafasını karıştırsınlar, fitne fesat çıkarmaya çalışsınlar. Bunların hepsi boş. Sizler inanmış insanlarsınız. Ben eminim ki bir kere daha emaneti ehil ellere, işte bu sağında ve solunda olan değerli güzel insanlara vereceksiniz. Ben bundan hiç şüphe yok, Allah'ın izniyle sizlere kadar. Bana emaneti 24 Haziran'da Siverek halkı olarak son defa verdiniz. Ne dedim ben? Bir daha sizin karşınıza ben herhangi bir adaylık, milletvekili adaylık hususunda karşınıza çıkmayacak. Son defa veriyorsunuz dedim. Verenler Allah razı olsun, vermeyenleri de onlara da teşekkür ediyorum, onlara da bir şey veriyorum, saygı duyuyorum. Ama verenlerden Allah razı olsun, beni bir kere daha meclise gönderenlerden Allah razı olsun. Karşınıza ben 24 Haziran'da yine Ceren kardeşimin bürosunun açılışında aşağıda yine söyledik. Dedik ki artık son defa bana oy vereceksiniz, ben artık Siverek'te aday maday değilim. O işi biz tamamladık. Şimdi biz neye geldik? Biz bu değerli güzel insanlara ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Recep Erdoğan'a destek olmaya geldik. Kendi kanaatimizce, kendi hükmümüzce destek olmaya geldik. Madem ki dedik, bütün İslam alemi dışındaki o devletler, o ülkeler Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık besliyorsa, İşte en son Avrupa Birliği'nde parlamentoda dış işleri komisyonun raporunda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başında olduğu müddetçe biz Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakereleri yürütemeyiz diyorsa bizim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmamız imanımızın gereğidir, boynumuzun borcudur. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey düşünmeye gerek yok. Şimdi 5 sene geçti. Bakın ömür çok çabuk geçiyor, zaman çok çabuk geçiyor. 2014 belediye seçimleri ve 2019 belediye seçimleri. Yapabildik, yapamadık, sıkıntılar oldu, dertler. Bunların hepsini kabul ediyorum. Hatalarımız oldu, bunların hepsini kabul ediyorum. Ama biz bir söz verdik mi yerine getiririz. Bakmayın bazıları bir şey konuşur, her şeyin cevabı elhamdülillah bizde var. Cevabını öğrenmek isteyen gelir bize sorar. Biz sadece boş konuşmayı seviyoruz. Boş konuşmak o bizim işimiz değil. Çünkü boş konuşmayla vakit kaybedecek durumda değiliz. 5 sene önce ne dedik?
belediye başkanına inşallah oy verirseniz, belediye başkanı seçilirse dedik, bir daha dedik belediyeye biz uğramayacağız dedik, bırakacağız dedik. Belediye başkanı ekibiyle beraber sizlerin verdiği oyun hakkını verecek ve gereğini yapacak dedik. Ne oldu peki 5 sene sonra? Baktık ki demek ki bu doğru bir şey değilmiş. Kusura bakmayın diyoruz. Bakın şurada bütün siberek altına kusura bakmayın diyoruz. Ama biz bunun böyle arzu olmasını arzu ettik. Fakat maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Şimdi bundan sonra ne olacak? İnşallah Şehrus Başkanı seçtiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, Zeynep Bey'le beraber istişareli bir şekilde ve tamamen arkadaşlarla hep sürekli bir araya gelerek sıkıntı, dert, talep nedir? Bunlar bir evin yakından takip edeceğim. Hiç bu konuda endişeniz olmasın. Milletvekilliği bitene kadar elinden geleni yapacağım. Hep arkadaşlarla kol kola, omuz omuza olacağız. İnşallah Ankara'da bu işlerin takibini yapacağız. Bakın hep hizmet hizmetten bahsediyoruz. Bana göre belediye başkanının 5 tane vasfı olması lazım. Bunu çok da biliriz. Ama hizmet bence en solda gelir. En solda, 5. sırada gelir. Bakın belediye başkanının 1. vasfı ne olacak? Adalet olacak bir kere, adalet. Belediye başkanı öncelikle adaletli olacak. Yandaşçılık güzel. Valla yandaşçılık çok tatlı. Müteahhit işleri oluyor biraz, o da çok güzel. Hele hele yandaş müteahhit oldu mu, yine de yanında yap. Ondan güzeli yok. Ama bizim arzumuz, bizim talebimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışı bu değil. Önce adalet lazım. Amcanın kirvesi, dayının bilmem nesi, onun düğünü, onun eniştesi falan bizim amacımız, bizim hizmetimiz bu olamaz. Biz adaletli bir şekilde hizmet yapacağız. Az da gelse onu adaletli dağıtacağız. Bir, adalet. İki, merhamet olacak, merhamet. Belediye başkanında merhamet olacak. Fakir fukarayla beraber yürümeyen, onun derdini sormayan, onun evine girmeyen, onun çayını içmeye, onun haline hakkını sormayan bir belediye başkanı AK Parti belediyecisi olabilir mi? AK Parti'nin böyle bir belediyecilik anlayışı olabilir mi? Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı buralara getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda mağdura sahip çıkması neticesindedir. Bizim belediye başkanımız ikincisi merhametli olacak. Üç, erdemli ve faziletli olacak. Fazilet sahibi olacak belediye başkanı. Öyle eğilip, bükülüp, kıvrılıp, makam için takla atmalar, şunlar bunlar bizim belediyecilik anlayışımızda yok. Bizim belediye başkanımıza uyarışmaz. Dört, cesaretli olacak. Her şeye rağmen, düşmana karşı, kafire karşı, dinle uğraşan, diyanetle uğraşan, bu ülkeyi yıkmaya çalışanlara karşı cesaretli olacak belediye başkanı. Ve beş, en sonunda hizmet verecek. Hizmet Allah'ın izniyle kolay, o iş en kolay. Bu dört vasıf olsun bir belediye başkanında, bakın dört vasıf, Rabia, gördünüz dört tane vasıf, belediye başkanında olsun, hizmet bize ait inşallah. Büyükşehir belediye başkanımız ait, milletvekili olarak bana ait ve ilçe belediye başkanımız inşallah Şeyh Kusbay'a ait. Hizmetten yana hiç şüpheniz olmasın. Mağdurlarla, mazlumlarla, mahzunlarla, mahrumlarla, mazlumlarla yol yürüyeni Allah yarı yolda bırakmaz. Bakın ben yarı yolda bırakmaz deyince şimdi gözü hep dünyevi düşünen, aklı hep dünyevi çalışan insanlar şunu düşünüyor. Belediye başkanı olamaz, milletvekili olamaz. Bakın bunlar yarı yolda kalmamak değil arkadaşlar. Milletvekili olmadığınız zaman yarı yolda kalmazsınız. Belediye başkanı olmadığınız zaman yarı yolda kalmazsınız. Allah ne nasip etmişse o olmuştur. Bu makamlar Allah'ın nasibidir, Allah'ın takdiridir. Ben belediye başkanı olmadım, içerim. Ben milletvekili olmadım, yanarım. Böyle bir şey yok. Hayırlısını isteyelim her şeyden Allah'tan. Belki milletvekili olacağız, belki yanacağız, Allah korusun. Belki belediye başkanı olacağız, emaneti işte layıkıyla kullanamayacağız, öbür dünyada yanacağız. Bizlere hesabı daha çekin.
milletvekilinin belediye başkanının hesabı, yetki sahibinin hesabı normal vatandaştan daha çekici. Eğer ki yanlış kullandıysan Allah korusun, eğer sizlere emanet eden o emaneti hor kullandıysa hiç kimse seni kurtaramaz. Sen işte o zaman yandın, o zaman bittin sen. Yarı yolda kalmak dedik ya, işte o zaman yarı yolda kaldın sen. Cennete giderken yarı yolda kaldın, seni cehenneme gönderdiler. Daha bundan kötü yarı yolda kalmak olur mu? Onun için bu kesimlere inşallah belediye başkanımız, Şerifuz Bey seçilirse ben buna eminim, bundan sonra sahip çıkacak, daha fazla sahip çıkacak, çok sahip çıkacak, sevme kadar hep birlikte sahip çıkacağız. Ben buna hiç şüphem yok. Benim bir tezim var, her zaman derim, kardeşime dahi ben kefil olmam, kendime dahi kefil olmam. Bir adama, bir makama oturtmayana kadar o adama iyi demeyin. Bak benden size tavsiye, o adama iyi demeyin. Bırakın o makama otursun, ondan sonra görelim iyi mi kötü mü. Ha Şerifuz Bey'in avantajı ne? Kendisi daha önce bu makama oturdu. Oturduğu için biliyoruz. Herkes biliyor, Siverek altında biliyor, biz de biliyoruz. Biz biliyoruz ki, denenmiş çünkü belli, Şerifuz Bey makamla yoldan çıkacak, Allah korusun bir insan değil, o makam onu şaşırtacak bir insan değil. Çünkü kendisi oturdu, elhamdülillah Allah'ın izniyle, alnının akıyla o makamı tamamladı ve inşallah sizden ikinci bir fırsat daha istiyor. Daha güçlü. Eskiden daha güçlü, geçmişte yaptığında çok daha güçlü bir şekilde o makama oturmak için Siverek altından bir destek daha istiyor. Bu desteği ben esirgemeyeceğinize eminim. Bizler buraya örnek olmaya geldik. Peygamber Efendimiz'in ahlakını gençlere aşılamak için biz buraya geldik. Bu makamlarda oturmamızın bir tane gayesi budur. Yoksa efendim bir yani bir personel o diyakim olayım. Silah ruhsatım olsun, pasaportum olsun, bilmem ne, bunların hepsi boş. Mezara girdiğiniz zaman kimse size riyakî muamelesi yapmaz. Silah ruhsatınızla mükemmelin karşısına çıkacak haliniz yok. Kırmızı pasaportunuz sizi cennete koymaz. Açık söylüyorum ben. Bakın biz gençlere örnek olmaya geldik. Hayat bir çukur dizisi değil. Gençleri biz çukur dizisi mantığıyla gençleri bir yere sevk edemeyiz. Nedir onlar? Ne ailesi? Koçovalı, bir de gençler bir yere. Koçovalı, izlemiyor musunuz çukur? Karakuzlar. Hayat Koçovalılarla Karakuzlar'ın mücadelesi değil. Siverek hiç değil. Hayat bir mücadeledir. Hakla batılın mücadelesi. Biz Allah'ın izniyle hakkın tarafındayız. Batılın karşısında birbirine vurmasından, mafya dizisi oynamasından, hayatını mafya dizisi gibi yaşamasından yana taraf değiliz. Biz gençlerin elinde ilim olmasından, bilgi üretmesinden yanayız. Eğer bilgi üretemiyorsanız, bilgi üretenlerin kölesi olursunuz, kölesi. Bakın, bugün bilgi üretenler, işte bizim İslam alemini köle yapmak için gayret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesine, bilgi üreten bir toplum yolunda ilerlemek. Gençlerimizin bilgi üretmesi için gayret ediyor. Hepimiz de bu gayreti göstermekle mükellefiz. Biz hak yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Batınla mücadele kıyamete kadar devam edecek. İnşallah hak gelecek, batın zahir olacak. Biz buna inanıyoruz Allah'ın izniyle ve sizlere desteğiyle. Çok iş. Biz öyle çok sık konuşmayacağız. Dediğim gibi ben adı değilim. Birileri bize hedef atıkmış olabilir. Hiç problem değil. Efendim seçim olursa nasıl ve biter nasıl günler biter. Ben zaten söylemişim. Ben milletvekili falan bırakmışım. Ha bitmekten anlayış buysa tabii doğru. Milletvekili bitince biter. Doğru. Ama benim hiç öyle bir anlayışım yok. Milletvekili bitince ben Allah'ın izniyle bitmeyeceğim. Ben Allah'ın yolunda olduğumu söyleyeceğim.
biraz önce mağdura, mazluma, mahzuna sahip çıkıyorsanız Allah'ın izniyle bilmezsiniz. Hem bu dünyada var olursunuz, hem öbür dünyada var olursunuz. Bu makamlar hiç kimseye kalmış değil. 50 senede yapsanız, 100 senede yapsanız bu makamlar bitecek. Ve bakın bu yaşta ben size davette buluyorum. Daha yaşım 48. Diyorum ki bir daha Simer'in halkının karşısına milletvekili olarak çıkmıyorum. Yeter. Allah'a çok şükür. Yeter. Bizim başka vazifelerimiz var. Hepinizin Allah'ına emanet ediyorum. Başta Zeynel Başkanımı, Şehmus Başkanımı, ikisinin de başkanlık sıfatı zaten kayın. Eski il başkanımız, eski belediye başkanımız, o başkanlık sıfatı hep onlarda var. İnşallah bu sebeple Büyükşehir Belediye Başkanı ve tekrar Siverek Belediye Başkanı olarak sizlerin desteğiyle durmak bu yola devam. Gönül belediyeciliğine yeni bir adım, yeni bir sayfa açacağız. Hepinizde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizin, hepinizin ve özellikle de Siverek'imizin, tabii ki Türkiye'mizin ama önce tabii ki Siverek'imizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah hepimizi muzaffer ve vefat eylesin inşallah. Milletvekilimiz, Avrupa Birliği Öğüt Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Sarsın Gülpınar'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Müsaadeleriyle bir anons da yapmak istiyorum. Malumunuz, Yiğit Siverek'le 8